Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Prototürk.com adresini hazırlamış olduğum bu yeni paylaşım videoma hoş geldiniz. PHP'de dosya işlemlerimizin ikinci bölümünü hazırlıyoruz bu videoda arkadaşlar sizlerle. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son ne yapmıştık sizlerle? Bir sipariş formu hazırlamıştık. Localhost prototurk bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biraz daha derine ineceğiz. Artık bunları sileceğim. Ya da hiç silmeyeceğim, bu böyle kalsın. Bir tane dosya oluşturacağım. Oku nokta PHP olsun. PHP yazalım hemen. Şimdi ilk olarak bahsedeceğim olay bir dosyayı okumak arkadaşlar. Bir satır satır okumak var, bir de tamamını okumak var. İlk olarak satır satır okumakla ilgili birkaç fonksiyon var. Bunlardan bahsedeceğim. İlk fonksiyonumuz arkadaşlar f_gets fonksiyonu diyelim şöyle. Bu fonksiyon ile bir satırı kolaylıkla okuyabiliriz arkadaşlar. İki parametre İlk parametre dosyayı açtığımız değişken olacak. İkinci parametre ise okunabilecek maksimum uzunluk olacak. Bunu da byte cinsinden yazıyoruz. Ve maksimum uzunluk eksi 1 olarak değerlendiriliyor. Yani 999 yazarsan 998 byte olacağını da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Aç diyorum. fopen fonksiyonumla okumak için yani r yazıyorum. prototürk.txt dosyasını yani diğer derste oluşturduğumuz dosyayı Açıyorum arkadaşlar Ve okumak için Ne yapacağım arkadaşlar Örneğin bir oku değişkenini aktarayım F Gets Aç Bu şekilde Eko Oku diyelim bakalım arkadaşlar Ekrana ne yazdıracak Notebook 2 Erbilen Tayfun Ve ne yazdırır arkadaşlar Hemen açıp bakalım ilk satırı gördüğünüz gibi bize yazdırdı arkadaşlar. Bu bir alternatifti. Bir diğeri ise fget fonksiyonu. İki tane seli olan. Hemen onu da şöyle yazalım. fget fonksiyonu. Peki bu fonksiyon nedir? Bu fonksiyon fget ise yani şuna arkadaşlar benzerdir. Farkı ise tüm php ve html kodları yok etmesidir. Yani şöyle göstereyim sizlere. Bunu açalım yine. Ben buraya örneğin B ve B yazmış olsaydım Bakın arkadaşlar Ne oldu? HTML kodlarını gösterdi bize ve bir HTML'miş gibi yorumladı Ama ben burayı ne yapmış olsaydım? Fgets yapmış olsaydım Bakın arkadaşlar HTML kodu görünmeyecekti Ha istisna yapacağım HTML kodları olursa eğer Üçüncü parametre olarak bunları belirtiyorum Örneğin B Bakın şu an B'yi kullanabiliyoruz ama başka bir karakter html kodu yazayım örneğin i e yazayım bakın şu an i'yi e kullanamıyoruz deneyelim i'yi e yazmayı deneyelim arkadaşlar bakın şu an artık i'yi e de kullanabiliyoruz yani bu 3. parametre içinde de bunları belirtebiliyoruz arkadaşlar bir diğer fonksiyonumuz ise fget csv fonksiyonu fget csv fonksiyonu bu biraz diğerlerine göre farklı bunun için bu çünkü şöyle bir şey, bu fonksiyon e, bir ayraç karakter e, kullandığımızda arkadaşlar dosya satırlarını bölmemizi sağlıyor ve bir dizi olarak geri döndürüyor. Ancak biz daha dizileri görmediğimiz için e, bunu nasıl bir örnekle açılırım? Şöyle arkadaşlar, şimdi tüm satırları yazdıracağız. Öncelikle bir while döngüsü içinde olmalı bu. Döngümüzün ko koşulu da şöyle olacak. E, mesela ne diyelim? Göster eşittir diyeyim. Fonksiyonumu yazıyorum. csv fget fget csv şeklinde arkadaşlar. Ve ilk parametresi aç değişkenim zaten. Şunları da şöyle yapayım. İkinci parametresim yine 999 yapıyorum. Üçüncü parametresi ise bir sekme karakteri görene kadar sekme karakteri gördüğünde bölsün arkadaşlar. Bunu belirtiyorum. Ve şimdi arkadaşlar ne yapacağım bunu sayacağım bunu saymak için count fonksiyonunu kullanıyorum arkadaşlar say diyorum count içinde gösteri sayıyorum yani kaç tane dizi döndüğünü sayıyorum arkadaşlar ve bir döngü kuruyorum for döngüsünde biliyorsunuz bir i değişken oluşturayım sıfır atayım örneğin ve i'yi e, göstere gelene kadar i'yi bir arttıracağım. Ve arkadaşlar dizileri daha görmedik ama şöyle bir işlem yaparsam sanırım siz e, göster iyi diyeceğim ve bir de BR attıracağım. Ve hemen bakacağım arkadaşlar. Bir hatamız mı olmuş? Evet şurada bir hatamız olmuş. Gösterde say fonksiyonu olacak. Değişken olacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir BR'ye geçirerek tüm e dosya içeriğini yazmış olduk bu şekilde. Ee, bu da kısaca fgetcsv fonksiyonu arkadaşlar. Kısaca böyle bir örnek gösterdim. Yani tam anlamamış olabilirsiniz dizileri tam olarak görmediğimiz için. Ancak e, bu kadar da önemli değil aslında. Şimdi bir dosyayı tek seferde okumamız için dört farklı yol vardır arkadaşlar. Bunlar satır satır okumakta Bir de tamamını okumak var. İlk olarak read file fonksiyonumuz arkadaşlar. Bu oldukça basittir. Read file protoTürk.txt olarak dediğimizde arkadaşlar dosyamızı komple yazdırır. E, bunu geçiyorum. F bas true true fonksiyonu arkadaşlar. Bu da e, bir alternatif. Ancak bunun için İlk olarak fopen dosyayı açmamız gerekiyor. prototurk.txt ve daha sonra fbas true şeklinde arkadaşlar Şurada ben yanlış yazmışım Aç fonksiyonu ile Bakın aynı sonucu alabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Ve ee File fonksiyonu vardır arkadaşlar bu da bir dizi olarak geri döndürecektir bize. File fonksiyonu diyeyim. Ee, normal file prototurk.txt tabi şu an bir şey yazdırmıyor. Eko diyelim örneğin. Era yazdırdı. Bir dizi olarak çünkü geri döndürdü bize arkadaşlar. Bunu da e, yani dizileri öğrendiğinizde zaten kullanabileceksiniz. Yani bir dizi olarak geri dönebilmeniz yeterli. Bir de arkadaşlar File Get Contents var. Yine aynı şekilde File Get Contents Bu da bir karakter katarı olarak bize geri döndürecek. Eko ile gördüğünüz gibi ne yaptı arkadaşlar? Dosya içindekini ekrana yazdırmış oldu ve arkadaşlar bundan sonra göstereceğim diğer faydalı dosya fonksiyonları örneğin bir dosyanın mevcut olup olmadığını kontrol etmek istiyoruz diyelim arkadaşlar bunun için file exist file exist fonksiyonunu kullanabiliriz şu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar şunları sileyim if diyorum file exist içinde diyorum ki mesela prototrip.txt eğer böyle bir dosya varsa arkadaşlar Eko dosya mevcut desin. Yoksa da else Eko dosya bulunamadı desin arkadaşlar. Şimdi yenilediğimde dosya mevcut dedi. Neden? Böyle bir dosyam var. Ben bunu 2 yapmış olsaydım ne olacaktı arkadaşlar? Dosya bulunamadı diyecekti. Neden prototip 2 olarak değiştirdim ve böyle bir dosyanın olmadığını bana söylemiş oldu arkadaşlar. Bundan sonra bir dosyanın büyüklüğünü yani boyutunu öğrenmek istersek File Size'ı kullanabiliriz. File Size fonksiyonu arkadaşlar. Bu da oldukça basittir kullanımı. File Size prototip.2.txt 2.txt Byte cinsinden bana değerini verecektir arkadaşlar. 99 yazdığını görebilirsiniz. Burada 99 byte yazdığını görebilirsiniz arkadaşlar. Basit bir fonksiyonla gördüğünüz gibi boyutunda öğrenmiş olduk dosyamızın. Ve bir de arkadaşlar bir dosya oluşturmak ve bu dosyayı silmek işlemlerini göstereceğim sizlere. İlk olarak dosya oluşturmak. Touch fonksiyonu kullanıyoruz. Örneğin oluştur diyeyim. Touch içinde dosyamızın adını belirtiyorum misal e, deneme nokta php oluşturacağım diyelim eğer oluşturma false yerini döndürse, yani hata olursa bana dosya oluşamadı şeklinde uyarı gelsin gelmediğine göre demek ki dosyamız oluştu arkadaşlar Deme, deneme nokta php bir tane daha yapalım bakalım hemen bakın onun üstünde tekrar oluşturdu arkadaşlar örneğin prototürk.php olsun. Evet gördüğünüz gibi dosyamız geldi. prototürk.xml olsun örneğin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi xml dosyam da gayet başarılı bir şekilde geldi. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bunu silelim. Sil diyorum. Bunu da unlink fonksiyonu ile yapıyorum arkadaşlar. Örneğin ne isteyeceğim? Deneme.php Yine kontrolüm yapıyorum. Eğer silinmezse eko dosya sili silinemedi şeklinde yazdırsın. Baktığımda arkadaşlar evet şu an dosyamızın gittiğini görebilirsiniz. Örneğin prototürk.php burada duruyor arkadaşlar. Yenileyip buraya baktığım zaman yenileyemedim mi? Prototype.php gitti gördüğünüz gibi. Ve XML'i de silelim son olarak. XML de gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, dosya işlemlerimizi artık bitirmiş olduk. Tabii ki daha iyisini yapmak için veri tabanı yönetimini öneriyoruz arkadaşlar. Düz dosyaları kullanma ile ilgili sorunlar var. Örneğin dosyalar büyüdükçe çalışma hızı düşebilir. Düz bir dosyada belirli bir kaydı veya bir kayıt grubunu aramak zordur arkadaşlar. Aynı anda gerçekleşen erişimlerle başa çıkmak zor olabilir. Hatalar çok fazla olabilir. O yüzden daha sağlıklı bir kodlama için veri tabanı kullanmak her zaman iyidir ve zaten biz de ileriki derslerimizde MySQL ders e, MySQL kullanmasını göreceğiz arkadaşlar ve bu kadar aslında uğraştırıcı olmayacağını yani dosyalarla uğraşmak yerine veri tabanını kullanmanız gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Fakat bunları da bilmekte herhangi bir sakınca yok. Bir sonraki derste yani dizilerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.